Hayırladı mı? He. Selamun aleyküm can dostlarım. Hayırlı günleriniz olsun, hayırlı perşembeleriniz olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız çok şükür iyiyiz. Saat 3 bu arada. Biz bugün temizlik yaptık can dostlarım. Misafirimiz vardı, komşularımız geldi. Birer onlarla kahve içtik. Ondan sonra da evleri sildik, süpürdük. Hülya toz aldı, bile daladı. Ben de süpürdüm. Biraz toparladık, acıktık. Ne yapalım, ne yapalım dedik. Can dostlarım, benim bu ekmeklerim bayatıdı. Ben bunları böyle kuruttum. Şimdi robotta bunları çekeceğim ben. Şöyle. Sizler ne yapıyorsunuz can bacıları? Bugün perşembe. Bakayım atayım. Yoksa batıracak. Biz bir pazara gittik geldik sabah. Ben mi koyuyorum? Yumuşa çatır çatır. Böyle bez bir ele. Aşağılara dökülmüyor inşallah. Şöyle alayım can dostları. Çok kurumuş. Böyle iyi oluyor, hazırlanıyor köfteye. Şöyle neler okunacak? İkinci okunacak herhalde. O zaman saat 3 değil, 3'ü geçti. Piyanasta sağlam olmuş. Böyle ben bayat ekmeklerimi kuruturum. Can dostlarım böyle çekerim. Böyle güzel oluyor. Tabi bu biraz fazla vurmuş ama yapabilecek bir şey yok. Ne? Var mı? Poşetine şey. Ağzını kapadı bir poşetine de. Sizin de başınız ağrı diyor ama ya da çektikten bile açalım Fulya. Can dostlarım böyle böyle çekeyim ben. Size de sırtım dönük oldu. Şöyle. Şöyle can dostlarım. Biraz sonra görüşelim. Hem size başınızı ağrıtmayın. Rahatsız etmeyin. Biraz sonra görüşelim. Ben çekimi şimdi bitirdim. Çünkü bayağı bir sıçradı kenara. O yüzden bıçağla kestim. Şöyle bir elde ittim bayat ekmeklerimizden. Bunu böyle kapattım. Robotun sesi size şey yapmasın diye. Burada da kıymamı çektim. Şöyle can dostlarım bir baş
Soğan, 6 dişte sarımsak çektik. Onu da şöyle dökeyim. Şöyle dostlarım. Soğanla sarımsağı da çektim düğmeyle beraber. Ondan rengi biraz değiştireyim hemen. Biraz da yağlıydı etimiz. Çünkü köfteye yağlı güzel oluyor. İyice de yağsız hiçbir işe yaramıyor can dostlarım. Bayağıdır da sizinle kırmızı mutfağımda buluşmadıydık. Bugün de kırmızı mutfağımda buluşalım. Şöyle. Şunu daha da atamıyor kolum. Can bacılarım. Korunun şişkinliğini gösterelim benden. Korunur mu? Korunur da. Diz kapağımdan kolum şişmiş. Kaç gündür ağrıyordu can dostlarım. Ne olduğunu bilemediydim. Top gibi şöyle. Nasıl olmuş? Şunu daha şey demiyorum. Bak tutamıyorum. O kadar ki şuram. Açılandı. Hemen açık açık. Ne olacak sanki? Kızı aç. Aç anne. Utanırım. Dur. Kız kolum ki zaten. Şurada robotumuzu kenara alalım can dostlarım. Babam neydi Fulya? Anne. Sofrayı şöyle dolan. Bir tane yumurta bir bana. Sofraya basmayın be. Köy yumurtamız. Bitecek mi? Bitecek. Şöyle gel. Sarımsağını, soğanını çektim. Kıymasıyla şöyle bir tane de yumurta kıralım. Can bacılarım. Şu bulaşıkları da buraya ayarlayalım. Kıymamız bayağı yarım kilo kadar var. Belki bir kilo da var. O yüzden şöyle can dostlarım 2 su bardağı şöyle 2 su bardağı da şuradan 1,5 su bardağı dökelim. Çünkü 2 su bardağı etin özelliğini alır. Can dostlarım bunu şöyle şuraya da kaldıralım. Şöyle. Şöyle de geçeyim. Şöyle tuzu. Sos atılmaz yer mi? Karabiberi. Şundan atalım. Hele ki kapağı şeymiş. Şöyle de ben kimyon atarım azıcık. Şunu birden de azıcık atalım. Çok kullanmayalım da. Topak topak da. Başka ne atacağız ya? Vallahi her şey tamam ben anne. Değil mi? Hı hı. Bence yok hayır. Elimizin ucuyla eleyelim lütfen. Daha yeni sildim ben ondanımızı. Şurada acı biber vardı. De bunu kavanozuna çek. Tamam mı? Unutma. Tamam. Bir de şu kahveyi deneyelim. Abo. Değişikmiş. Nasıl? Kakaolu puding kaldıydım anne. Ha, tamam. Şu kadar da bir. Bir de şey deneyeceğim. Fıstıklı sos çıkmış. Hiç denemedim. Dün aldım. Can dostlarım bu çok acı ya. Şöyle de bir. Zehir zembelek bu çünkü. Niye? Tamam. Kakaolu var mıymış? Varmış. Neyse kararmış bulundum. Tamam. İyileştireyim mi kamerayı anne? İyileştir.
yanına şunu alayım. Sen şöyle gel isterim. Şöyle. Şöyle geç. Sen salatana doğru. Abu can dostlarım. Ay. Bakayım olmadı. Olmadı. Sen şöyle gel. Azıcık şöyle yürü göster gir geç. Şöyle tepemizden. Ha. Tamam. Oldu mu? Azıcık. Tamam. Çek şurayı da üstüne. Ha. Bunun her şeyisi tamam. Hepsini attım herhalde hiç bacılarım. Attım. İyi. Yağsa var mı? Ya, yağlı çıktım uyumaya. Tamam. Bir tabakta kuyruk yağı döktüm. Bugün de bir ekmek arası köfte yiyelim. Ne dinler can dostlarım? Karı kuturum, herif kuturum diye bir atasözü var onun dediği. Ben kuturum, Ayhan kuturum. Aslında iki odun yaksak da mangal daha güzel olur da. Ona da uğraş ister. Uğraşma da bizde yok can dostlarım. Kalkıp kımıldayacak halimiz kalmıyor. Azıcık ayakta durduk mu? Hele benim hiç dermanım yok. İyice sağlığım bozuldu benim. Çiçeklenmeyip ömürde. Şuraya hastayım deyip yatmayayım. Yine yatacağım. Ben bunun hasta olsam bir kişiye gün kalkmam valla. Geçen hiç kalkmadın sen. Adam kurtarıyor. Azıcık da yağ var. Onu da kattım. Böyle bayağı ekmekleri yoruyor can dostlarım. Böyle ufak tefek kaldı mı ben koyuyorum. Şeyden bayramcılıktan kalanları da üçer üçer dikvirize doldurdum. Yarın çocuklar geldi mi mangalını hem yaktılar mı mangalın üstüne de şey verirler somunları. İyi olur. Kaldı mı somunlar anne? Var. 20 kadar var. Ben hiç yok sanmıyorum. Ben de yok zannediyordum da. O gün aşağılara indim topladım sağa solu poşet çıktı. Götürmemişler ingeleri. Ben de iyice yorgun düştüm. Hiç kımıldayacak halim yoktu. O gün aşağılara hiç inmedim. Giderlerken. Fulyam. Azıcık bir tuz ver anne. Ne? Tuz. Şu şeyi verir. Ne de tuzluk olmuş. Vereyim. Getir onu. Şu orada azıcık da elime su bardağı koyduydum. Azıcık sulandırayım diye. Ooo, can dostlarım koymuş. Ah. Şöyle koyma. Ne bulgur ne yematın var? Bu ekşi köftesi. Neyse? Adana köftesi. Ekmek köftesi diller burada da. Deneyim de. Oğlum bir sever bunu bir sever. Teyzeleri. Ekmek arası nasıl sever? Aksaray'da bir yer varmış ya diyor diyor odayı yapıyor. Anne seni Yusuf'un yerine götürün diyor. Aksaray'da bir Yusuf'un köftecisi varmış. Aksaray yolundaymış. Adana Aksaray. Konya. Şey öyle değil. Bolu işte. Etmangalın oralardaymış. Orada bir Yusuf amca varmış. Onun da çok güzel köftesi varmış. Bana öyle diyor anne senin köften kadar güzel olmasa da sana uyuyor. Seni bora götürün gibi. Orada bir köfte yedi yiyor. Yer bir kuva yaprak topladıydım can bacılarım. Daha ıslı duruyor. Komşu da giderken bir sarım da ona verdim komşuma. Sarda düdüklüğüne yediği. Onu patlağımıza şey diyeyim akşamına. Ve bugün videoyu akşamdan başlatacağım ben can dostlarım. Kaysım bugün de güneşte dursun. Akşam kaysımı kat kat döşeyip şeker dökeceğim. O yüzden bugün videoyu akşamdan başlatayım. Akşamdan şekerleyeyim. Yarınki sabah kaynatırken de buluşalım. İyi. Yarınki videoda. Yarınki videom akşam başlamam lazım. Çünkü şey şekerleyecek ya. Soran doğru şey nasıl yapıyorsun? Hı. Göster diye ne olmuş. Bugün takipçimin birisi aradı.
İsmi neydi bu ya? Reyhan. Reyhan Hanım aradı. Kayseri'den. Çiğ güzel oluyor mu diye. Kabak koyduydum ya can dostlarım çiğdem. Çok güzel olur. Ben geçen sene 2 poşet kabak koydum can dostlarım. Çiğdem doldurdum koydum. Burada soba olduğu için ben sobada boşaldı veriyorum üstüne sobayı. Sobanın üstüne tencereye. O kendi suyuyla pişiyor. Bir de üstüne soğan kavuruyorum. Bir de sarımsaklı yoğurt yapıyorum. O yüzden güzel oluyor. Ben güveçliği falan da çiğden korum. Can dostlarım ben hepsini doğrarım. Çiğden patlıcanını, domatesini, bir domatesini karıştırmam. El üstüne korum. Biberini, patlıcanı doğrarım. İçine bütün bütün sarımsaklarını da atarım. Çünkü yaza ilkbahara sarımsaklarımız kozaldığı için onları çiğderim. Bir de kuz mevsimi süs biberlerimiz, küçük minik biberlerimiz çok ürer. Yani şu soğuk zamanlarda soğuk almadan çok üreme yapar. Onları da bütün bütün alır korum. Harmanlarım. Poşetlere doldururum çıt çıtlı poşetlere. Ağızlarını tam kapatacak zaman da mesela 2 domates doğrarım ağzına korum sulandırmasın diye. Hemen dik frize korum. Dışında sadece etini doğrarım. Güveci dökuveririm. İnanır mısınız can dostlarım çok lezzetli oluyor. Onu da denen. Yani bazısı memnun kalmıyor ama ben hepsini denediğim için ben memnunum. Eminim sizler de memnun kalacaksınız. Bazısı pişiriyor. Ben de pişirirdim. Şöyle birbirinin suyuyla birazcık kavururdum. Kabak olsun, şey olsun. Ama köye geldikten sonra şehirde öyle yapardım ben. Yani öyle gördüydüm oradaki arkadaşlardan, komşulardan. Ama buraya gelince de buradakiler öyle yapıyor. Ben de denedim. 2 yıldır deneyiyorum. Çok memnunum. Bak geçen dolabı boşalttım ben. Temizliğini yaptım. Komşuma yemeklikleri kaldıydı. Verdim. Diyor Sevil abla nasıl güzel olmuş diyor. Bir daha ben de öyle koyacağım diyor. Cennet. Gerçekten çok güzel oluyor. Öyle denen. Kabağı da çiğden koy. Yani pişkin kabağsa bir şey olmuyor ki. Tıkır tıkır kaynadıkça kendisi pişiyor. Can dostlarım her şeyin her şeysi makbul. Ama ben bu sene çok fazla koymayacağım. Çünkü evde tüketilmediği için boşu boşuna dik frizi kapatıyorum. Yer kaplıyor. Ne pişirirsem pişireyim. Bu sene ben biraz kurutmalığa ağırlık vereceğim. Biraz biber, domates. İnşallah kızarırsa domatesimiz. Domatesimiz olursa can bacılarım. Çok değerli. Var da çiçek. Ufak. Bilmiyorum nasıl bir domates. Köftemizin nesini unuttuk biliyor musunuz? Neyini? Maydanoz. Hiç aklıma gelmedi. Neyse can bacılarım siz maydanoz da koyun. Yarım yamalak tarif vermeyelim. Getirin verir mi? Yok yok. Olmaz mı? Şey deriz. Kanatlarından topla gel. Ekmek arasına koy. Aynı olur. Rahmetlik babamın şişi vardı. Köfte salonu vardı can dostlarım. Benim ben Fülle annem çok küçüydüm. Dedemin öyle miydi? İlkokul 5'e mi ne gidiyordum? Şimdiki Murat var ya Fülle Torosun Murat'ın o dükkanı. Onun altı tamamen dedeyen lokantasıydı. Onun altı nere? Onun şişi işte üst kahvelerin altı. Sadık abinin oraya mı diyor? Bilmiyorum işte oralardan bir yeriydi. Ama o caddede. Köyde, çarşıda. Köfte salonu vardı, çorba çıkarırdı. Konser mi var oraya diyor sandım. Daha yukarı. Çarşı. O zaman baban da kahvedeydi. Kahve çalıştırırdı. Çalıştırırmış. Ben oradan gelir geçerdim babamın yanına. Küçüydüm ya. Babamın ikinliğinden okuldan çıktım mı babamın yanına varırdım. Yardım etmeye. Ben de babam kahvedeyken okul çıkışında oraya giderdim ya. Bulaşıkları birikirdi can dostlarım. Bulaşıklarını yıkardım babamın. Oradan gelir geçerdim. Pilidin altında da baban otururdu. Ben bilmezdim o zaman da. Bilmezdim o zaman. Bakar dururdu bana. Ben de derdim ki. Sen ona bakmasan, onun sana baksan bizden görüyor anne. Demek bende de varmış. Demek can dostlarım yani. İçinde.
bakıyor ya, ilgimi çekti bu kim ki diye. Onda baktıydım. O da teyzemin torunuymuş. Sonra sordum. Sorunca Yüksalan torunu dediler. Ondan sonra öyle işte bakmışsın oralarda. Öyle o böyle zaman, evlenmişsiniz işte canım. O zaman küçüğüydüm. Küçük müydün? Hı hı. Küçüktüm daha. O zamanlar hep küçük evleniliyormuş zaten yine. Öyle değil mi? Şimdi de küçük evleniliyor. Büyük mü evleniliyor? 17-18 yaşına geldiniz mi? Herkes hemen nişanlanıyor. Ama sonuçta hemen evlenmek. Ben 19 yaşıma, bir ay sonra 19 yaşıma giriyorum. Sen daha evli miyim değilim. Düğünün olmaya 20'ye dönüyorsun değil 20'ye mi? 20'ye döneceğim. Sen de öyle korkurdun Fulya. Kırmızı mutfağımızdan bugün özlediniz herhalde canım dostlarım kırmızı mutfağımı. Hep bahçe, hep bahçe. Anne biz Ağustos'a mı girdik? Gidecek. Daha o zaman Eylül'ün 29'unda daha çok var. Ne diyeceğim kız? Sabahleyin kalktım canım dostlarım. Önce şeye baktım bahçeye. Akşam gübre attım ya. Diyorum ki ya bir hepsini kuruttum, diplerini attım diyorum. Hemen sabah fark etmiş. Canım dostlarım şimdi de güneş var ya. Hemen sanki boylarıcık atı atı vermiş biberlerin. Eylül'ün 29'unda senin doğum günün. Temmuz'un 20'si oğlum. Durmuşum Temmuz'un 20'si. Fulyam Eylül'ün 29'u. Hande Mart'ın 18'i. Can bacılarım. Mert'in yavrularım benim. Ölmüyor da abinin doğum günü. Bu ayın kaçı? 21'e. Dün oğlumun doğum günüydü. WhatsApp'tan beni izleyenler görmüştür de paylaştım çünkü oğlumun doğum gününü kutladım. 19'u Beyza yengemin 20'si abimin. Bir gün arayla. Buradan Beyza'nın da doğum günü kutlu olsun. Durmuşumun da doğum günü kutlu olsun. Arka arkaya kutladılar. Allah nasip ederse cumartesi günü buradalar canım dostlarım. Cumartesi mi? Allah nasip ederse cumartesi. Cuma diyor da abim de. Cuma günü daha şeyde çıkacaklar. Yola. Otobüsüne geliyorlar. Yani. O yüzden. Direkt koyayım mı? Biz Kayseri'den alacak mı? Koyayım mı? Direkt Adana'ya bindiler. Adana'ya bulmuşlar. Adana'dan bu yanına. Sabahınca gelirler. Cumartesi sabahına. Ya da gece gelirler. Gideriz. Size de bir Fulya'ya gece gelirlerse, Fulya da uyanık olursa size de bir çekim çektireyim. Nereye aksarar mı? He? Çek. Büyümezsin. Büyürsen, gece gelirlerse %90 öylesin. İsteyen yuvarlak da yapar. İsteyen böyle de yapar. Yeter şeyi. Fulya. Kapat. He, birazdan konuşalım can bacılarım. Kızardır ki. Başlatmadım. Can dostlarım. Bir yandan da kızar diyorum. İkinden de okundu. Bu arada can bacılarım. Akşam yazmış bana can dostumun biri Zahide Çelik. Şu an hastanede yatıyormuş. Nakil olmuş böbrek nakli. Buradan çok çok geçmiş olsun. Rabbim acil şifalar versin. Şifa ismiyle şifa versin bacım sana. Buradan da dua edin bacımız. Hepiniz, bütün takipçilerim. Zahide bacıma dua edelim. İnşallah sağlığına kavuşur. Kurban olduğum Allah'ım. Çünkü böbrek naklinin ne demek olduğunu biz çok iyi biliriz. Çünkü kayınbabam... Kaynanama bildiğiydi can dostlarım. Çok zor bir ameliyat, çok zor bir süreç. Zahide bacım Rabbim şifa versin. Buradan da sana kucak dolusu sevgiler, saygılar. Çok büyük geçmiş olsun. Rabbim inşallah tez zamanda ayağa kalkarsın, kurtulursun. Fulyacıcık yukarı kaldırsan babam şeyde kalıyor. İnşallah tez zamanda kurtulursun bacım. Evine çıkarsın, şu an hastanedeymiş can dostlarım. Çok üzüldüm. Hemen biz bu iş
Yani biz de bu süreçten geçtiğimiz için kaynanamda zor bir ameliyatıydı, zor bir süreçti. Yani çok şeyler çektik biz ama inşallah sağlığına kavuştuk. Çünkü kaynanam gerçekten bir katil olduktan gibi çok güzel günler yaşadı. İnşallah sen de sağlığına kavuşursun. Buradan seni öpüyorum Zadevacığım. Allah'a emanet ol. Rabbim şifa versin. Allah'ım tez zamanda iyileşip evine çıkarsın inşallah. Can bacım. Can dostlarım öyle işte. Kimimiz hasta, kimimiz üzüntü, kimimiz her şey işte. Hiçbir şey dört dörtlük değil. Aynen her şeyi, her şeyi yaşayın. Ama yine de yapacak bir şey yok. İyi yok da, içi yok da, gezi yok da, gülü yok da, oynağı yok da. Acıyan bir ayrı, acıkan bir ayrı. Ya, teyzelere duydunuz mu? Acıyan bir ayrı, acıkan bir ayrı ama kamera beni yarım çekmiyor. Bak, Esmer'im öldüğünde ben de öldüm. Naksim'in süresine dolmuş sıfırında. Dalgında yani, kaldı. Depo alama... Depolama alanın bitti diye doldu diye. Doldu diye kapanmış. Ben habire konuşmuşsun canım acılarım. Aksin. Aslında bu köfte bize çok gelir ama can dostlarım yine de şöyle kızarttım. Gelin ekmek arası yapalım yiyelim. Aslında bu pilavından da çok güzel olur fırında. Ama ekmek arası istediler. O yüzden ekmek arası yaptık. Bugünkü yemeğin serinliğinde de ne yapacaktır ya? Şöyle de kutunun salatası, teyzeleri. Şöyle. Ne o toplayacak, dışa çıkacak. Köfteci sayın. Ben bir şey bildiğimiz bir kovaten bir sürü şey çıktı. Can dostlarım ne kadar çok bulaşık çıktı. Şuna bak, çocuk ne yapsın? Toplar çöpe basacağım. Yıkansın orada. Akşam da Türk köfte yoğurdular. Abu, bir ton bulaşık çıktı. Şipşak, ekmek arası köfte. Bu fazla gelir zaten. Bunu şu tabağa alalım. Bunlar bir peçete daha getirelim. Şuraya çekeyim mi? Sayın. Dışarı çekelim. Aslında böyle şeyleri ben de aşağıda yapmak istiyorum ama aşağıya indir çıkar can dostlarım yoruluyor. Artık full isyan durumuna geliyor. Yeter anne. Tamam anne. Hepsini bir de anne. Hem mutfağımız kokmaz. Hem hayatımız tüpümüz batmaz. Ama aşağıya da yine çıkar yine çıkar. Bir hal oluyor. Dört kat yapılıyor Fulya. Ekmek arabanı yapayım anne. Ondan sonra babanın yanına çıkalım. Dışa taşıyalım. Baban pembe mi? Bana gidiyor. Ha kendin okulda. Oldu mu? Şuraya getir bir anne. Şurada yapabilirim ekmek arası. Oraya serdim ya. Ha tamam. Kız dörde ben gittim ya. Yok yok annem. Ekmek arasını yapabilirim dedi. Şurada ayaktayım ya. Otur da öyle yap gayrı. Koydum. Öyle yapayım. Tamam. Bir ayda çözdürsün de. Kavanoz alayım ben. Şu babana şey bir acı bir biberi bir. Tamam getir. Gelin can dostlarım. Siz kırmızı mutfağıma bakalım.
Söyle bir de kaç getirelim. Dur bir dakika ayarlayayım. Artık yarın sabah kururuk can dostlarım. Günlü göğünümüz bir sefer. Elimden şey itmem. Şöyle. Bu da aşkı toma. Aşkı toma çok koy. Devletime, milletime. Tek varlığıma. Yiğidime de. Yiğidime. Kanımızı da doyurduk mu aşağı ineyim canım dostlarım. Yaprağım var onu basayım. Biraz serinlik çok öne kadar. Ondan sonra da salatalığa bir su açayım. Akşam biraz güneşin etkisi gidince de şeyleri yapayım. Şekerleyeyim. Bu süs biberi can dostlarım. Şöyle minik minik. Biri geldi. Vallahi. Nereden geliyor ki? Dışarıda. Acı şöyle. Can dostlarım şöyle. Köfte işi benden sorulur. Her türlü köfteyi yaparım. Sen bütün yiyebilir misin ya? Şöyle alayım mı seninkini? Şöyle. Tek şu kadar. Tek şunu mu yiyeceksin? Çok güzel kilo aldıydı can dostlarım da. Demek kuvatırı çalışmadığı için almışmış. Şimdi ilacı kullanıyor. Tekrar aynı şeysine indi. Zayıfladı gibi. Oh nasıl yapalım? Ödü sıt dedi kilo alıyorum diye. Ben bildim ki zaten. Kesin kuvatırı çalışmadı dedim. O biber falan yemez can dostlarım. Şöyle. Bu da Fulya Hanım'ın. Fulya kolaları da getir. Ne mi yiyeceğim? Yok dışarı şeyi de yiyelim. Dışarıda yiyelim. Kapımı da yapayım. Asit var mı bunun? Ne var hele? Niye olmasın? Yo aş. Karın kolları eskisi gibi değil gibi kere açtım mı? Ama içilmedi ki hemen kapattım ağzını koydum. İkinci asidi gidiyor hemen. Baba. Dur yukarı dışarı şey edelim. Şöyle de süs biberi. Şöyle bacılarım. Şu da benim. Şu benim. Şu da Fulya'mın. En büyük de babanın da. Şu da can eşimin. Kocişimin de. Kocişimin. Şu da kalan salatamız. Can dostlarım. Şunlar da içeceklerimiz. Anne nasıl yormuş acı ama. Şunlar da içeceklerimiz. Can dostlarım. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Yarınki reçel yapma videomuzda görüşmek ve buluşmak üzere. Zeynep, kendinize iyi bakın. Zeynep teyzeciğimle Mehtap teyzeciğime de çok çok selam söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Buradan Zeynep'le Mehtap bacıma da selam olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.
Yarınki reçel videomuzda görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, sevilin dünyasında kalın. Bay bay.